Başlayalım. İyi Buyurun. akşamlar öncelikle. Ya bizim ben eşimle beraber çalışıyorum. O da peyzaj mimarı. Biz de Konya'ya bir proje çizmiştik. Yaklaşık 6 ay önce. Bir sene, 6 ay olmuş mu? Daha fazla. 6 ay. Orada Konya'da belediyenin ay konuşamadım. Şey. Bir dakika. Başlıyor musun? Haydar Bey sen şey yapsana. Mikrofon Sınır açık mı? açık. Haydar Doğaner eşim. Hoşgeldiniz Haydar Beraber Bey. Merhaba. eşim size detaylı anlatsın. Şey yapalım. Evet, biz birkaç proje yaptık tabii BTBL olarak. En son Konya'ya bir proje çizmiştik. Biraz sorunlu bir şey oldu. Konya il temsilcisi biraz sorun çıkardı. İşte İstanbul Şube'den onay aldığımız projeyi o kendisi işte onay vermemeye falan gibi durumlar oldu. Onunla ilgili ben hem İstanbul Şube'ye yazı yazdım hem genel merkeze yazı yazdım. Sonra çözüldü. Ama işte şöyle bir durum var. Bir standart bir kriter var mı yok mu belli değil. Şimdi belediyelerle anlaşılma yapılıyor, anlaşmalar yapılıyor. İşte her belediyeyle farklı bir şey var. İşte Kadıköy Belediyesi'nin istedikleri farklı oluyor, Sarıyer Belediyesi'nin istedikleri farklı oluyor. Ondan sonra işte Konya'daki farklı kriterler öne sürüyor. Böyle bir şeylik yok, bir standart yok. Dolayısıyla biz de mesela müşteriyle görüşürken, fiyat verirken ne yapacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Yani belediye bazlı ilerliyoruz. Her belediye kendi kriterlerini sunuyor. Yani benim önerebileceğim ya da naçizane söyleyebileceğim şey, hani bunlarla ilgili bir protokol yapılsa, mesela peyzaj projesi çizimi hangi aşamalardan oluşuyor? Neler isteniyor? Neler yapılması gerekiyor? İşte belediyelerle bunlar yapılırken veya işte kamu idareleriyle bunlar yapılırken bunun bir belli standardı olsun. Herkes ne yapacağını bilsin. Herkes ona göre fiyat versin. Şimdi ben mesela Konya'da yaşadığım sorun, adam benden bitkisel peyzaj projesi istedi. Ben de ona göre fiyat verdim. Metrekare üzerinden işte odanın şeyine girdim. Ona göre belli bir yasal olan indirimi yapıp ona göre fiyat verdim. Ama işte Konya il temsilcisi ki peyzaj projesi isteniyorsa dedi. Otomatik sulamayı da yapacaksınız, drenajı da yapacaksınız, sersemini de yapacaksınız. Ben de ona açıkladım. Bakın sersemi zaten çizilmiş. Benden bitkisel istiyor. Ben de ona göre fiyat verdim. Ona göre anlaştık, şey yaptık. Yok dedi işte bizde böyle değil falan filan. Yani böyle bir sorunlar yaşıyoruz her zaman. Kime ne vereceğimizi açıkçası bilmiyoruz. Belediye bazlı ilerlediğimiz için fiyatları da ona göre veriyoruz. Benim yani en çok yaşadığım sorunlar bunlar proje çizerken. Birbirimizi engellemeyelim istiyorum ben. Yani burada hepimizin amacı sonuçta mesleğimizi yapıp para kazanmak. Eğer böyle bir standart yapabilirsek ki bütün şeylerle anlaşmalarda hepimiz için iyi olacağını düşünüyorum. Bizim söylemek istediklerimiz bu kadar. Peki, teşekkür ederiz paylaştığınız için. Rica ederim. Siz ne devam edelim isterseniz? Buyurun. Arzu Hanım. Sesim geliyor mu şimdi? Geliyor. Buyurun Arzu Hanım. Ha, merhaba. Şimdi ben bir iki şey öğrenmek istiyorum. Tamam bu konu, şimdi ben Esra'lara bir şey yapacağım, öneride bulunacağım ama ondan evvel sizin bize yollamış olduğunuz üç tane doküman var, dosya var. Ben sizden bunlarla ilgili bir kısaca, yani sizin beklentiniz nedir? Bize yolladığınız bu bilgilerle ilgili nasıl bir yorum istiyorsunuz? Yani genel merkezde yapacağınız önerilerde bu başlıklar üzerinden bir önerge geliştirilen konular biraz farklı. Yani tabii ki onun bir parçası standarda oturtmak, ama şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biz belediyelere ruhsat projeleri çizilmesi konusu biliyorsunuz yeni bir konu. Yani daha önce işte
İstanbul özelinde söylemek gerekirse Kadıköy ve Sarıyer Belediyesi mutlaka istiyordu. Diğer belediyeler pek ilgilenmiyordu konuyla. Her belediyenin de kendine göre bir standardı var. Şimdi bu hepsi ya oradaki park bahçeler ya da yapı dairesi ikisi birlikte almış olduğu kararlarla bir de bölgelerine özel bir standart geliştiriyorlar. Benim tecrübem bunu gösteriyor. Şimdi biz işi alırken işverene diyoruz ki bakın böyle bir protokol var. Yani daha doğrusu bu yasallaştı. Ruhsat projelerine peyzaj mimarlığı, peyzaj konusunda da yani onay almanız gerekebilir. Lütfen belediyeden ne standartta iş istiyorlar onu öğrenin. Yani sözleşmenizi yapmadan evvel bence işvereni bilgilendirip, çünkü işveren bu konuda çok bilgili değil. Yani bazen haberi bile yok adamların böyle bir şey istendiğinden. Ancak işte belediyelerle karşılıklı görüşmeler sonucu kapsamlar belirleniyor. Ve o kapsamları bilmeden de sözleşmeyi bence sözleşmede açık bir şey bırakmanız lazım. Ya da teklifinizde bir açık kapı bırakmak lazım. Yani ruhsat projesi isteniyor ise falan gibi bir maddeyle teklifinizi verin derim. Ne yazık ki hani böyle bir şeyimiz yok bizim meslekte. İşte ruhsat evet şart var ve isteniyor. Bazısı evet istiyor diyorlar ama sonunda bir bakıyorsun kimse ilgilenmiyor projelerle. Yani tabii böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Tabii çok konuş, yani bilinçlendirme konusu önemli. Yani bence bunları açık açık işverenle konuşmak. Ama ben tabii kamuya çok iş yapmıyorum açıkçası. Bu konuda fazla tecrübem yok ama kamu da aynı şey yani. Sonuçta adamlar ne istiyorlar onu netleştirmek lazım. Yani esasında kapsamı biraz biz anlatıyor oluyoruz. Yani bir peyzaj projesi ne demektir? İşte yapısal, bitkisel, sulama, işte yüzey drenajı falan, işte aydınlatma danışmanınız olacak mı? İşte ben bunun ne kadar ilgileneceğim? Yani tek tek her maddeyi masada konuşuyor olmanız lazım. Teklifleri verirken de. Bazen bu dezavantaj olarak da geliyor açıkçası. Çünkü aklında olmayan birçok konuyu onun aklına sokmuş oluyorsun. Bu sefer evet onu da isterim ama işte onun o zaman fiyatı düşürelim falan gibi pazarlıklar başlıyor. Yani böyle poker oyunu gibi. Yani ne yazık ki öyle yani. Çünkü şunu söyleyebilirim size. Biz 20 sene evvel işe başladığımız zaman daha nasıl diyeyim, detaysızdı belki. Ama daha netti yani ve herkesin her konuda çok fikri yoktu. Şimdi öyle değil. Herkesin her konuda çok fikri var ve biliyorlar. Ve de birkaç böyle görüşmeyle bu işleri çözebilirsiniz. Bence açıklama farkı nedir? Geçen senelere göre sizin bunu geliştirmek için beklentileriniz nedir? Bize buna özel, yani şu anda olması gerekmiyor bu açıklamaları, yani karar vermemiz gerek. Hangi, yani ben şöyle bir baktım, çok detaylı açıkçası inceleyemedim ama hani konuşmalar gelişirse arada fikrimi söylerim. Yani bu işte birim fiyat şeyine göre teklif vermek her zaman yüksek kalıyor. Ben ettiremiyorum bizim peyzaj, yani odanın verdiği, bilmiyorum Başak ne düşünüyor bu konuda, onu da dinleriz çünkü aynı hemen hemen. Birkaç notum var onunla alakalı. Katılıyorum size. Evet. Kapatayım ben mikrofonumu da. Tamam. Başak Hanım, Buğra Bey ufak bir açıklama yapsın isterseniz. Ondan sonra sözü size vereyim. Arzu Hanım'ı sonra. Tabii. Buğra Bey buyurun. Duyuyor musunuz? Evet. Fazla katılım yok aslında. İsterseniz Başak Hanım'ı da dinleyelim. En son ben şey yapayım. Geçen hafta da bir kısa özetini geçerek sorulara evet cevap vermeye çalışayım. Öyle de yapabiliriz. Nasıl isterseniz. Tabii. Buyurun Başak Hanım, o zaman siz dinleyin. Yani birinci konu, ilk konuyla alakalı. Kesinlikle sözleşmede yapılacak olan işin tanımının son derece net yazılıp karşılıklı imzalanması gerekiyor. Odanın fiyatlandırma politikasında da şimdi biz hem kamuya hem de özel sektöre hizmet verdiğimiz zamanki aşamalar yaklaşık aslında aynı. Önce bir ön proje isteniyor. Bu ön projede opsiyon olarak bunun modelleme ya da işte 3D yapıldıktan sonra bunun görselleştirildiği bir render çalışmasıyla müşterinin bir onayı bekleniyor. Bu kamuda da böyle, özel sektörde de böyle. Ardından bir
kimisinin avan proje dediği, kimisinin kesin proje dediği, işte bütün malzemelerin falan karar verildiği bir aşama yaşanıyor. Ardından da uygulama projelerine geçiliyor. Fakat uygulama projelerinde biz peyzaj aydınlatması da çiziyoruz. Yüzeysel toprak altı drenaj projesi de çiziyoruz. Artı sulama da çiziyoruz. Fakat bunun bilim fiyatlandırmasını odanın kalemi üzerinden yapmamız çok zor oluyor. Her firma kendi belki daha önce yaşadığı tecrübelere göre veya adam saat hesabı üzerinden çıkartarak veya dışarıdan hizmet aldığı bedelin üzerine kar koyarak bunu yapıyor. Emlak konutunkilere bakıyorum. Emlak konut sıralamada biraz farklılaştırsa da genelde aynı. Belediyelere baktığımda belediye model ister istemez bu bir aşama olarak teklif edilir, eklenir veya eklenmez, karşılıklı anlaşılarak çözülebilir. Özel sektörde de keza aynı şekilde oluyor. Açıkçası ben bütün kalemleri eklediğim halde odanın verdiği birim fiyatın altında işe alabiliyorum. Bu bir gerçek. Yani biz bunu nasıl müşteriye aslında bunun atıyorum metrekare birim fiyatı budur işin kategorisine göre diye aktarmaya çalışsak da ben bunun zaman içerisinde oturabileceğine inanıyorum açıkçası. Tabii hem projenin kalitesine, yatırımcının bu iş için ayırdığı paraya, harcanacak süreye bağlı olarak bu çok değişkenlik gösterir. Sizinle biliyorsunuz daha önce çalıştığımız projeler var Eren Bey. Evet. 3-4 yıl süren projeler var. Arzu Hanım'ın da eminim çok uzun süren projeleri olmuştur. Şimdi bunların birim fiyatını kalkıp da belediyeye veya kamuya yaptığımız bir işin bedeliyle aynı tutamıyoruz zaten. Yani zaten süreç işleyiş de çok farklı oluyor. Bazen kamuda çok daha hızlı ilerleyebiliyorsunuz. O zaman dönüp adam saat hesabına baktığınız zaman düşük fiyat verseniz bile kar edebiliyorsunuz. Ama özel sektörde zarar edebiliyorsunuz. Bunların hepsi bu maddeler, aşamalar, aşama mı diyelim, madde mi diyelim bilmiyorum ama bunları sıralayıp bunları bir standartize etmek belki daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü odanın hazırladığı tıkladığımız tam zorluk vesaire şeylerini tıklayıp oradan bir belki birim fiyat katsayısı elde ediyoruz ama aşamalar çok birbirinin içine girmiş durumda. Bir ön proje tanımı var ama ön proje tanımının içeriği çok net değil. Belki bu ön projenin içerisinde müşteriye sunulacak olan çalışmaların daha ayrıntılı bir açıklamasını yapabiliriz. O da sağlıklı olabilir. Bir de yani bu sulama konusu da çok zor bir kısım. Ben öyle düşünüyorum. Yani ben kendim sulama çizmeyen bir insan olarak söylüyorum bunu. Mutlaka bu konuya göre profesyonel destek alıyorsunuz. Bunun birim fiyatında dönemsel olarak veya işte o zamanki iş yoğunluğuna bağlı olarak 10 liraya veya 100 liraya çizdirebiliyorsunuz. Yani bunun da bir standardı yok ve bunu da bir oda belirleyemiyor sulama ile alakalı olarak. Benim genel olarak yani demin açılan konuya yönelik söyleyebileceğim konu bu. Ben bunu çözebileceğimize inanıyorum. Zor bir şey değil. Hepimizin yaptığı işlerden aşama listeleri zaten belli. Kadıköy Belediyesi ve bize bir iki İzmir'e çok fazla proje çizmiştim ben. Onların istedikleri aşamalar da çok benzer. Ruhsat aşamasında da enteresan Konya Belediyesi'nin sulama istemesi. Benden şimdiye kadar hiçbir belediye sulama istememişti ama sanırım bu tarz şeylerle ileride karşılaşacağız. Orada da evet Arzu Hanım'ın dediği gibi şey çok önemli oluyor. Sözleşme içeriği.